herkese. Ofisimizde iki tane yavru daha eklendi. Bir tarafta Xiaomi 12, bir taraftaysa Redmi Note 11 var ve bu iki cihazın birazdan kutu içeriklerine bakacağız. Cihazlarımızı masaya koyduk. İlk önce uygun fiyatlı olan telefonumuz Redmi Note 11'den başlayalım. Xiaomi sonra. Dediğimiz gibi bu bir kutu içeriği olduğu için daha önce ambalajını açmadık. Şimdi ambalaj açmaya geçiyoruz. Sizin için özel bıçak aldık. Sırf size çekelim diye. Öncelikle içerisinden böyle bir kutu çıkıyor. Bakalım. Şeffaf kabımız var. Şeffaf kap yollamaları güzel oluyor aslında. Çünkü bu telefonlar yeni cihazlar oldukları için kap bulmak bizler için zor oluyor. En azından kaplar üretilesiye kadar bu kapları kullanmak bizim için çok yararlı oluyor. O yüzden bu özelliği seviyorum. Geldik telefonumuza. Telefonumuzu açalım. Telefonumuz açılı dursun. Biz de orada kutunun içerisinde başka neler varmış ona bakalım. Hemen açıyoruz. Bir şarj adaptörümüz var. Kaç wattlık bir şarj adaptörüymüş bu? 33 wattlık bir şarj adaptörü bulunuyor. Hemen ardından da bir şarj kablomuz var. Şarj kablosu da bayağı uzun bir şeye benziyor. 1 metreye kadar var. Sizi idare eder diye düşünüyorum. Telefonumuz açılasıya kadar biraz tasarımından başlayalım. Arka tarafında dörtlü bir kamera sistemini görüyoruz. Burada ise bir adet flaşı var. Üst tarafında bir jack girişi, hoparlörü ve kızılötesi sensörü bulunuyor. Alt tarafta ise Type-C girişli bir şarj yeri, yine hoparlörü ve mikrofonu bulunuyor. Yan tarafta ise sim kartı girişi yeri, ses tuşları ve açma kapama. Buradan aynı zamanda parmak izinizi de okutabiliyorsunuz. Telefonumuz yavaş yavaş açıldı. Bunları bir kuralım. Telefonumuz 6.43 inçlik bir AMOLED ekrana sahip ve ekran ise Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Yani çizilmelere yine dayanıklı bir telefon elimizde. 90 Hz'likte bir tazeleme oranı var. Yani akıcı bir telefon bizlerle diyebiliriz. Tabii bu bir inceleme videosu değil. İnceleme videosu ayrıca gelecek. Küçük birkaç teknik bilgilerden yine de bahsetmek istedim sizlere. Görüyorsunuz hızlı bir şekilde akıyor telefon. Telefonumuz Qualcomm Snapdragon 680 ile beraber geliyor. 8 çekirdekli bir işlemcisi var. 128 GB'lık bir hafızası var telefonumuzun ve hafıza kartı ile beraber 1 TB'a kadar yükseltebiliyorsunuz. Tekrar ekrana değinecek olursak yan tarafta gördüğünüz çerçeveler oldukça ince. Bence gayet güzel. Üst tarafta da bir ön kameramız var. 13 megapiksellik bir ön kamerayla geliyor bu telefon bizlere. Arka kamerasına bakacak olursak da 50 megapiksellik bir arka kamerası bizleri karşılıyor. Arka kameralarına bakacak olursak da dikdörtgen bir şekil elde etmiş. Note serisinin genelde hep böyle. 50 megapiksellik bir ana kamerası, 13 megapiksellik ikinci kamerası, 5 megapiksellik üçüncü kamerası ve 2 megapiksellik bir makro kamerası bulunuyor. Aynı zamanda bu telefonumuz 4 GB'lık RAM ile 128 GB'lık hafızasıyla bizlere geldi. Fiyatı ise piyasada 5300 TL civarında. Uygun fiyatlı bir telefonumuz olduğunu söyleyebiliriz. O zaman şimdi diğer modelimize geçelim. Diğer modelimiz ise Xiaomi 12. Astrolistimiz 20.000 liralık bir fiyatı mevcut. Şimdi dilerseniz bakalım bu kutunun içerisinde neler varmış. Yine bir kutumuz çıktı öncelikle. Büyük ihtimalle bunun içerisinde bir ekran koruması. Evet. Ekran koruması bulunuyor. Yine dediğim gibi beğendiğim bir özellik. Çünkü bu telefonların yeni çıktığı için ekran koruması bulmak oldukça zor oluyor. Daha sonrasında içerisinde böyle kullanıcı kılavuzları var. Gerçekten merak ediyorum. Bu kullanıcı kılavuzlarını okuyarak telefonlarını açan birileri var mı ve okuyor musunuz? Eğer okuyorsanız yorumlarda belirtin çünkü gerçekten merak ediyorum. Hep hiç gerek yok deyip böyle köşeye atıyorum. Ama okuyorsanız da belki daha dikkat etmeye çalışırım. Evet, gelsin bakalım o telefon. Birazcık ağır geldi ama yine de böyle hoş bir tasarım var. Bakar mısınız? Renkleri çok güzel görünüyor. Bayıldım gerçekten ve kamera donanımı da çok güzel görünüyor.
Bence şahane bir telefon olmuş. İlk izlenim olarak beğendiğimi söyleyebilirim. Gerçekten göründüğünde bu telefon güzelmiş dedirtiyor. O zaman dilerseniz telefonumuz açılıncaya kadar bizde kutunun içeriğinde başka neler varmış? 67 wattlık bir şarj adaptörü bizleri karşılıyor. Hemen ardındansa bir şarj kablosu, 1 metre uzunluğunda bir şarj kablosu da var. Telefonumuzu alalım. Telefonumuzun hemen kurulumunu gerçekleştirelim. Bu arada bu telefonumuz 6.28 inçlik bir AMOLED ekrana sahip. Aynı zamanda 120 Hz'lik bir tazeleme oranı da var. Telefonumuz çok hızlı bir şekilde akacak ve sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyoruz. Telefon hakkında girdiğimizde ise 206 GB'lık bir dahili depolaması bulunuyor. 8 GB'lık RAM'i bulunuyor bu telefonumuzun ve Android 12 sürümüyle beraber geliyor. Telefonun tasarımına bakacak olursak yan tarafta ses açma kapama düğmesi, burada açma kapama düğmesi. Alt tarafta Type-C girişli bir şarj yeri, hoparlörü, SIM kart girişi. Üst tarafta ise yine bir hoparlör ve kızılötesi sensörü bulunuyor. Ön tarafta kamerada 13 megapiksellik bir ön kamerası bulunuyor. Arka tarafta ise 50 megapiksellik bir ana kamerası, 13 megapiksellik ikinci arka kamerası ve 5 megapiksellik de üçüncü arka kamerası bulunuyor. Biz telefonu gerçekten elimize aldığımızda çok beğendik. Zaten bu telefonların da detaylı incelemesi sizlere gelecek. Son olarak toparlayalım. Elimizde Xiaomi 12 ve Redmi Note 11 serisi vardı. Bu telefonumuzun fiyatı şu an piyasada 5000 TL. Bu telefonumuz ise şu an piyasada 20.000 TL civarı değişiyor. Biz gerçekten tasarımlarını sevdik. Uygun fiyatlı telefonumuzun detaylı incelemesi ve Xiaomi 12'nin de detaylı incelemesi kanalımızda mutlaka olacak. İzlemeyi unutmayın. Kısaca bir özetleyecek olursam da 4 GB'lık RAM'i ve 128 GB'lık dahili depolaması bulunuyor. 8 GB'lık RAM'i ve 256 GB'lık bir dahili depolaması bulunuyor. Kutu açılımlarını bu şekilde çekmiş olduk. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.